silikondan bir torba demiştik. Bu torbanın içerisinde ne var? Ya serum var ya da tekrar sıvı bir silikon var. Bu uygulanan içeriğine göre farklı olan bu bebek protezinin uygulamalarına göre bir takım avantajları ve dezavantajları var. Eğer serum fizyolojik dolu olan bir protezi uygularsanız bunun avantajı bir, çok ufak bir kesiden girerek bu protezi yerleştirebilirsiniz. Çünkü siz protezi yerleştirdikten sonra içine dışarıdan serumla dolduruyorsunuz. Bu bir avantajdır. İkincisi, herhangi bir şekilde eğer bu protez zarar görür, bir şekilde delinirse içinden dışarıya çıkacak olan serum fizyolojik vücuda herhangi bir zarar vermez. Ama tabii bunların dezavantajı da var. Öncelikle birinci dezavantajı, eğer protezin içini yeteri kadar doldurmazsanız, yani içerisinde herhangi bir şekilde hava bırakırsanız, hasta ameliyattan sonra hareket ederken çalkantı sesi hisseder. Bu da istenmeyen bir durumdur. Diğer bir dezavantajı, içinde serum fizyolojik olduğu için bu ısıdan etkilenir. Yani soğuk havada hasta memesini daha soğuk hissedebilir. Bu da uygun olmayan bir duygudur. Bu nedenle bu dezavantajları bilerek uygulamak gerekir. Diğer örnek olarak da silikon protezler olduğunu söylemiştim. Yani içi silikon dolu protezler olduğunu söylemiştim. Bunlar da ya sıvı şeklinde silikon protezler veya da katı şeklinde olan sıvı protezler. Katı şeklinde olan sıvı protezler içerisinde silikon kestiğiniz zaman bu ayrılmaz. Yani katı bir şekildedir, dağılmaz vücuda. Ben hangi protezi seçiyorsunuz, hangi protezi kullanıyorsunuz derseniz, genelde ben katı olan, silikon olan, içi de silikon olan protezleri tercih ediyorum. Neden? Bir kere daha düzgün bir doku hissi veriyor. Dışarıdan hissedilmiyor. Bu soğuk sıcak farkı yapmıyor. Şekil olarak da daha güzel bir sonuç elde ediyoruz. Bu yüzden bunca yıllık tecrübeme dayanarak katı silikon protezleri uyguluyorum meme büyütme ameliyatlarında.